Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bu videoda size APM uçuş kartlarında diğer bir deyişle versiyonu 3.3 öncesi olan bütün Ardu pilot kartlarında titreşim miktarını nasıl ölçebiliriz ve bu titreşim normal sınırlarda mı değil mi nasıl anlayabiliriz bunu göstereceğim. Eğer uçuş kartımız havadayken şu anda videoda göreceğiniz gibi bir titreşime maruz kalıyorsa hemen hemen tüm uçuş modlarında sorun çıkarabilir. Şimdi ilk olarak uçuş kartımızın maruz kaldığı titreşimi ölçebilmemiz için Mission Planner arayüzüne giriyoruz. Burada öncelikle Connect butonuna basarak drone'la bilgisayarımızın bağlanmasını bekliyoruz. Ardından da Config Tuning sekmesinin altından standart parametrelere giriyoruz. Burada aşağı doğru ekranı kaydırdığımızda karşımıza Log Bitmask seçeneği çıkıyor. Bu ayar kısaca uçuş anında uçuş kartının kendi hafızasında kaydedeceği verileri seçmemizi sağlıyor. Drone'un konumunu algılamasını sağlayan veri IMU sistemi ile sağlandığı için biz de titreşimi ölçebilmek için IMU verilerinin de kaydedilmesini sağlayacağız. Yalnız bu işlem sonrası bunu kaldırmayı unutmayın. Aksi halde uçuş kartının işlemcisine gereksiz yük bindirmiş olursunuz. Bu işlem için öncelikle IMU'yu işaretliyoruz. Ardından da parametreleri yaz butonuna tıklıyoruz. Ve işlem tamamlanmış oluyor. Artık ayarlarımız tamam. Şimdi sıra bu ayarlarla uçuş yapmaya geldi. Burada uçuşun çok fazla önemi olmadığı için çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Bu sırada da uçuşla ilgili bilgiler paylaşacağım. Öncelikle uçuşu stabilize modda gerçekleştirmeniz öneriliyor. İlla ki tam bir denge sağlamanız da şart değil. Ben uçuşu 4 bölümde gerçekleştirdim. İlk bölümünde son derece yavaş, sakin bir uçuş yaptım. İkinci bölümünde yavaş yavaş olmak üzere sağa sola, öne arkaya hareketler gerçekleştirdim. Üçüncü bölümünde drone'u oldukça uzağa götürdüm. Son bölümde ise Return to Launch komutuyla otomatik olarak geri dönüp inişini yaptırdım. Uçuşu tamamladığımıza göre Mission Planner'e geri dönelim. Tekrardan drone'a bağlanıyoruz. Bu aşamadan sonra karşımıza iki farklı log sekmesi çıkıyor. Biri telemetri log, diğeri data flash log. Bunların ne olduğundan kısaca bahsetmem gerekirse telemetri log uçuş anında yer istasyonuna aktarılan verilerin kaydedilmesiyle oluşuyor. Data flash log ise uçuş kartının kendi hafızasına kaydettiği verilerden oluşuyor. Bizim yapacağımız işlem uçuş kartındaki verilerden olduğu için data flash log ekranına giriyoruz. Şimdi de uçuş kartından bu verileri bilgisayara indirmemiz gerekiyor. Bunun için download'a tıklıyoruz ve karşımıza 3 farklı veri çıkıyor. Bugün 3 uçuş yaptığım için 3 farklı veri görüyoruz. İlk yaptığım uçuşun verilerini indirmek için en üsttekini seçiyorum. Ardından seçili olanı indir butonuna tıklıyorum. Videonun bu kısmının 40 kat hızlandırılmış olduğunu söylemeliyim. Normalde bu kadar hızlı inmiyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra bu ekranı kapatıyoruz. Ve indirdiğimiz dosyayı incelemek için ekranda gördüğünüz butona tıklıyoruz. Burada aynı dosyanın 2 farklı uzantılı hali mevcut. Biz uzantısı log olanı seçiyoruz. Bu aşamadan sonrasında iki farklı yöntem mevcut. Ben resmi sitede anlatıldığı şekilde göstereceğim. Şimdi ilk olarak ekranda gördüğünüz sütunda IMU yazısını bulana kadar aşağı iniyoruz. Yazıyı bulduktan sonra tıklıyoruz. Ve bize lazım olan veriler olan ACCX, ACCY, ACCZ verilerini sırayla işaretleyip ekrana aktarıyoruz. Şimdi bu grafik bize drone'un X, Y ve Z eksenlerindeki ivmesini gösterecek. Özellikle ilk 1-1,5 dakika içerisinde yaptığım sakin uçuş döneminde bize drone'daki titreşimi yansıtacak. X ve Y ekseni yani kırmızı ve yeşil çizginin artı 3 ila eksi 3 değerleri arasında olması gerekiyor. Bu değerlere yakın veya üstünde ise drone uçuş kartında olması gerekenden daha fazla titreşim olduğunu gösteriyor. Z ekseni için ise bu değer -5 ile -15 arasında değişiyor. Uçuşun ilk 2 dakikalık bölümü yani sakin uçuş yaptığım dönemde titreşim değerlerinin normal sınırlar içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani drone'a ani ve hızlı hareketler yaptırdığım dönemde titreşim değerlerinin biraz arttığını ancak buna rağmen normal sınırlar içinde kaldığını görüyoruz. Sonuç olarak biz bu grafiği inceledik. Ve uçuş kartındaki titreşimin normal sınırlar içerisinde olup olmadığını değerlendirdik. Videonun son bölümünde ise bu titreşim değerlerinin yüksek olması durumunda nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatacağım. Ama öncesinde unutmadan uçuş kartının IMU değerlerinin kaydetmesini durduralım.
Şimdi gelelim titreşimin olası çözümlerine. Burayı kademe kademe anlatacağım. İlk olarak uçuş kartını gövdeden ayırmak gerekiyor. Bunun için iki farklı alet önerebilirim. Biri kalınlaştırılmış çift taraflı bant, diğeri ise şu anda ekranda gördüğünüz anti titreşim kiti. Bunları kullanmak titreşimi çok büyük ölçüde önlüyor. İkinci olarak drone'daki tüm vidaları, öncelikle motor bağlantıları ve kolların gövdeye bağlantıları olmak üzere kontrol etmekte fayda var. Çünkü zamanla bu vidalar açılabiliyor. Bu durum hem titreşime sebep oluyor hem de çok ciddi kazalara neden olabiliyor. Üçüncü sırada pervanelerin balansı geliyor. Eğer pervane balansı nedir ve nasıl yapılır bilmiyorsanız sağ üstteki linkten pervane balansını anlattığım videoyu izleyebilirsiniz. Dördüncü sırada motorların balansı geliyor. Motor balansını yapmak çok zor bir işlem olduğu için bilindik kaliteli firmalardan, fabrika çıkışından balanslı motorlar almakta fayda var. Beşinci sırada PID ayarları geliyor. PID ayarları nedir ve nasıl yapılır bilmiyorsanız üstteki linkten PID ayarlarını anlattığım videoyu izleyebilirsiniz. Son olarak multikopter üzerinde titreşim oluşturabilecek tüm ekstra ekipmanı kontrol etmek geliyor. Bunların başında gimbal'lar var. Benim önerim önce gimbal'ın gücünü keserek testi tekrar etmeniz. Bu sayede sorun gimbal kaynaklı mı değil mi anlayabiliriz. Eğer gimbal kaynaklı ise ilk olarak ekranda gördüğümüz titreşim emicileri kullanmanız ve kullandığınız gimbal'ın ayarlarını kontrol etmeniz gerekiyor. Genellikle hatalı PID ayarları veya düzgün ayarlanmamış denge merkezi titreşime sebep olabiliyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.